Ya bu minibüsler Kartal Maltepe'de çalışan minibüsler sonuç olarak. Bir kere onlara minibüs demek yanlış, azmanbüs diyoruz biz Adalılar. Adanın dokusuna bir kere uygun değil. Hem büyüklük olarak İstanbul'da çalışan minibüslerden hiçbir farkı yok. Biz çocuklarımızın, kirpilerimizin, kedilerimizin, köpeklerimizin azmanbüslerin altında kalmalarını istemiyoruz. Bizim sokakta yeni bir kedi ezildi. Bu araçlar çok büyük. Ada yollarına, adanın genel yapısına, dokusuna, binalarında yan yana geldiği zaman yarattığı olumsuz görüntüye, bütün bunlara itirazları var adalıların. Yani adanın yollarına aykırı, çok büyükler. Ondan dolayı yakışmaz. Yani bir böyle deniz kızı yapmak üstünde yahut da bir deniz atı yapmak adaya olmuş mu oluyor? Buradaki yollar bu minibüsleri kaldırabilir mi? Mantık var. Ada turistik bir yer. Göz bebeği İstanbul'un, dünyanın göz bebeği hatta. Yani böyle bir yer yok. Hiçbir dünyada, hiçbir yerde 20 dakikada, 25 dakikada gidilen bir sayfiye yeri yoktur. Hep uçakla gidilir ve 2 saatte gidersiniz. Bugün Yunanistan adalarında bile gitmeniz için Yunanistan'a inmeniz lazım. Oradan 1 saat, 1,5 saatlik yolculuk yapmanız lazım. Ve adamlar dokuyu koruyorlar. Biz niye koruyamıyoruz? Eskiyi koruyorlar. Onun için bu kadar turist gidiyor. Onun için bu kadar rağbet görüyor. Biz niye yapamıyoruz? Biz güzeli niye bozuyoruz? Hatta bu elektrikli araçların olması ada için yani çok yanlış bir karar. Biz faytonları geri istiyoruz. Faytonları geri istiyorsunuz. Evet. Neden? Ama tabii daha kontrollü. Yani atlara zulüm yapılmadan. Yani adanın şeyine yani yapısına daha uygun ya. Burası hep yayalaştırılmış o. Ondan sonra yani böyle araç pis şey oldu. Elektrikli araç kirliliği olmaya başladı. Her tarafta elektrikli araçlar var. İnsanlar yollarda rahat rahat yürüyemiyor. Olay bu. Size soralım. Şimdi buraya bir minibüs geldi. Birkaç tane minibüs geldi. Bunlar büyük minibüsler. Adalılar itiraz ediyorlar adanın doğal yapısını bozdukları için. Sizce sorun büyüklüğü mü? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de ne olsaydı daha farklı olurdu? Bakın bir kere onlara minibüs demek yanlış. Azmanbüs diyoruz biz Adalılar. Adanın dokusuna bir kere uygun değil. Hem büyüklük olarak İstanbul'da çalışan minibüslerden hiçbir farkı yok. Hepsini bir yana bırakın. Burası doğal yürüme ve sit alanıdır. Sit alanında lastik tekerli araç olmaz. Fosil yakıtlı bilmem neydi falan diye şey yapıyorlar. Evet, bizim tek sorunumuz şey değil. Minibüsler değil. Bu akülülerde sorun. Burası tamamen yaya bölgesidir. Ve yürüme bölgesidir. İnsanlar yürümeye alışacaklar. Buraya daha fazla turist çekmek için Metazuru ile yaptırılan bu ulaşım sistemine biz adalılar tamamen karşıyız. Ha bir çözüm yapılır olur mu? Bir çalıştay düzenlenir. Adalıların da katıldığı bir çalıştayla bu sorun masaya yatırılır, tartışılır. Ortak bir kararla belki bir ulaşım sistemi kurulabilir. Ama bu kabul edilemez bir şey. Eylemlerimiz devam ediyor ve devam da edeceğiz zaten bunu. Ben bu minibüslerde 2 yıl çalıştım. Sayın Ekrem Başkanımız adaya ilk geldiğinde ona ilk görev günümde görev aldım. Bu araçları kullanan biri olaraktan gerçekten şoför arkadaşlarımızın çektiği çok zorluklar var bu diğer araçlarda, ilk gelen araçlarda. Çünkü 60 günün yaz olduğu, diğer günlerin kış olduğu bir beldede araçlarda elektrikli oluşunda dolayı yeterince ısıtma imkanı yok bu araçların. Ondan dolayı çok güçlükleri vardı diğer araçların ama görsel olarak çok iyiydi ürünler. Kullanımı, rahatlığı, sokaklardan geçişi çok başarılıydı. Ama bu gördüğüm ürünler, ben çalışmıyorum, ben istifa ettim. Bu ürünler şu anda gelen yeni araçlar gerçekten Çınar Meydanı için korkunç bir katliam bence. Biz şu anda ana yaya yolundayız ama Çınar Caddesi korkunç. O iki aracın yan yana geçmesi imkansız. Sol tarafınızda kaldırın, sağ tarafınızda kaldırın. İki minibüsü yan yana koyalım. Sonuçta burada sadece otobüsler geçmiyor ki. Yaya var, bisikletliler var, yürüyen çocuklar var. Orada bir şey olsa bunun vebanı kim çekecek? Daha küçük, daha böyle adanın dokusuna daha uygun araçlar gelebilirdi. Bu denli büyük olmasına gerek yoktu. Benim söyleyebileceğim, inanın bunlar size. Olumlu değerlendirmiyorum öncelikle. Çünkü İnsanların yürüyebileceği bir yol alanı yok.
Onun haricinde çevreye farklı iyileştirmeler yapılırken otobüslerin yapılması bence çok olumlu karşılanmıyor. Desteklemiyorum yani. Nasıl olsa desteklemiş olurdunuz. Ne olmalıydı burada bu büyük minibüsler yerine? Yani olmaması gerekiyordu büyük minibüsler. Çünkü burası ada yani. Olabildiğince ufak bir yer. Onun yerine raylı bir sistem yapılıp çok daha kolay olabilirdi. Daha temiz bir görüntü olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü ada bakın öyle bir yer ki yolları aşağı yukarı 150 yıldır hiç değişmedi. Aynı güzergahlarda yaşıyorlar. Bu güzergahlarda eskiden biliyorsunuz, eskiden değil 4 sene öncesine kadar faytonlar vardı. Fayton ebadını düşünün, bir at arabası ebadını düşünün, bisiklet düşünün, yaya düşünün. Bir ölçek diye bir şey var. Bu ölçeğin tamamen üstüne çıkmış ve ayrıca adanın bütün özelliği bir açık hava müzesi olması. Bunun içine siz dediğim gibi İstanbul'da bir artık kullanmayı düşünmediğiniz minibüsü sokarsanız, ki bu minibüs koskoca bir araç, dev gibi bir şey. Onun için buna adalılar çok güzel bir şekilde azman büs dedi. Bunları soktuğunuz zaman bu insanların, bu araçların burada ne kendilerini burada o araçlar var edebilirler, ne ada onları kabul edebilir. Bunu zaten yani bu bir şey, birbirine iten, birbirine alerjik gelen iki tane durum. Toksik bir şey getiriyorsunuz buraya. Bu ne olur? Bu araç gelir, yarın öbür gün illaki bu araç gelsin demeye devam ederseniz size bu yollar yetmez. Size bu yollar yetmezse olan ağaçlara olur. Ağaçlara olunca kaldırımlara olur. Kaldırımlardan sonra düşünürler acaba bu arterler bize yetiyor mu diye. Arterler büyümeye başlar, ana arterler. Ana arter diye bir şey gelir. Ne olduk? Ada bitti işte şu anda yavaş yavaş bir İstanbul'un herhangi bir mahallesi, bir kent parçası haline geldi. Niye burası kent parçası haline gelmesin diyoruz? İşte bu özelliklerinden dolayı. Yani yolları ve yaya yolu olması adanın inanın kutsalıdır. Yani siz buna el uzattığınız, bunu bozmaya kalktığınız zaman buranın kimliğini yok ediyorsunuz demektir, değiştiriyorsunuz demektir. ...12 senedir adalıyım, adada yaşıyorum. Adanın yolları yüzlerce sene öncesinden planlandığı üzere tamamıyla yayalara aittir. Adalarda yaya kaldırımı yoktur. Ana yollar da yaya kaldırımıdır. İstanbul'un değil, Türkiye'nin tek ilçesi tamamı yaya kaldırımı olan yer adalardır. Öncelikle faytonları kaldırdılar. Bunlar hep bilinçli çalışmalardı. Arkasından elektrikli araçları getirdiler. Elektrikli araçların şimdi tescilsiz olduğunu iddia ediyorlar. Tescilsiz olması, onların tescilsiz olarak çalıştırılması, kendi ağızlarımla kanunsuz çalıştırıldığını ifade ediyorlar ve kabul ediyorlar. Yeni gelen bu adabüslere karşıyız. Şu anda çalışan araçlardan bir kişi oturarak daha az alıyor. Bunun gayesi orta sahanlığında insanları ayakta taşımak ve bundan para kazanmak. Buna 62 liraya biniliyor. Her yeri bedava yapıyorlar. Bunu niye bedava yapmıyorlar? Gayeleri